Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Aselsan tarafından yerli ve milli bir şekilde geliştirilen Türkiye'nin beka projelerinden biri hakkında önemli gelişmeler yaşandı. Bildiğiniz gibi uzun süredir üzerinde çalışılan yerli ve milli uzun menzilli hava savunma sistemimiz SİPER Aselsan tarafından geliştiriliyor. Aselsan tarafından yapılan paylaşımda SİPER uzun menzilli bölge, hava ve füze savunma sisteminin filo yapısı resmi olarak açıklanmış oldu. Bu bilgi uzun zamandır meraklıları tarafından bekleniyordu diyebiliriz. Ve açıklanan bilgiler oldukça dikkat çekici. Yapılan paylaşımı incelediğimizde ilk olarak SİPER hava savunma ağında yine yerli ve milli imkanlarla geliştirilen arama radarları ve atış kontrol radarlarının kullanılacağı göze çarpıyor. Paylaşımın detaylarına indiğimizde ise SİPER hava savunma sisteminin geliştirilmeye devam ettiği ile beraber SİPER hava savunma ağına ait filoda bakım onarım aracı, haberleşme röle aracı, tam atım füzeler, arama radarı, atış kontrol radarı, filo kontrol merkezi, haberleşme istasyon aracı, atış kontrol merkezi, sınıf tipi eğitim simülatörleri ve füze fırlatma, füze taşıma yükleme sistemlerinin bulunacağı bilgilerine ulaşabiliyoruz. Uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER, bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunmasının sağlanmasına imkan verecektir. Proje, Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı ile yürütülmektedir. Hisar-U, Uzun İrtifa Hava Savunma Sistemi ya da SİPER, Aselsan, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından başlatılan, geliştirme çalışmaları devam eden, yüksek irtifa ve uzun menzilli bir hava savunma sistemidir. Gemi ve kara konuşlu olarak kullanılması planlanan füzenin 100 kilometreden fazla menzile, çift darbeli motora, aktif radar arayıcı başlığa, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık ile terminal güdüm yeteneğine sahip olması beklenmektedir. Sistem, özellikle Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük muharip gemi projesi olan TF-2000 sınıfı hava savunma muhribinde de kullanılacak. 6 Kasım 2021 tarihinde SİPER hava savunma füzesinin test atışı ilk kez kamuoyuna sunulmuştu. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz SİPER'in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. 2023 yılında envantere almayı planladığımız SİPER ile gök vatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz açıklamalarında bulundu. Ayrıca Türkiye'nin uzun zamandır süregelen savunma sanayi yükselişi hala dış basında yankı bulmaya devam ediyor. Dünyada önde gelen ve Amerika merkezli bir savunma sanayi yayın organı olan The Defense Post yaptığı haberle gündeme geldi. The Defense Post'ta yayınlanan makaleye göre, Türkiye, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerine alternatif olan milli hava savunma sistemini üretmeye çok yaklaştı. Hepinizin de bildiği gibi, Roketsan'ın resmi YouTube hesabından belki de Türkiye'nin üzerinde en uzun süre çalıştığı hava savunma sistemi olan Hisar ailesinin en uzun menzilli füzesi SİPER'in atış görüntüleri paylaşılmıştı. SİPER, aynı zamanda şu an için Türkiye'nin yerli ve milli ürettiği en uzun menzilli hava savunma sistemi olma özelliğini de bünyesinde taşıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz SİPER'in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. 2023 yılında envantere almayı planladığımız SİPER'le gök vatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz ifadelerini kullandı. Türk savunma sanayinin en kritik projelerinden biri olan SİPER hava savunma sistemi envantere alındığında Türkiye çok önemli bir kabiliyet kazanmış olacaktır. Her geçen gün yerlilik ve millilik oranını arttırmaya çalışan Türk savunma sanayisi, bir ülkenin savunmasında en önemli rolü oynayan hava savunma sistemlerini yerli ve milli olarak üreterek
Türkiye'yi bu konuda dışa bağımlılıktan kurtaracaktır. Uzun zamandan beri geliştirilen Hisar Hava Savunma ailesinde en çok beklenen sistem, uzun menzilli siper hava savunma sistemi desek yanlış olmaz. Siperi yerli S-400 olarak adlandırabiliriz. Hava savunma ağının uzun menzilli füzesi olacak siper, envantere girdiğinde Türkiye büyük bir teknolojiye erişerek dışarıdan hava savunma sistemi almasına gerek kalmayacak. Siper envantere girdiğinde belki S-400 seviyesinde bir hava savunma sistemi olmayacak ama daha önce Türkiye'nin bir sistemi ürettikten sonra sürekli geliştirdiğini biliyoruz. Önemli olan nokta bu sistemi ilk defa yerli ve milli olarak üretebilmek. Daha uzun menzilli hava savunma sistemlerini de ileride göreceğiz tabii ki. Türkiye gibi kritik bir jeopolitikte bir ülkenin hava savunma sistemlerine sahip olması gerçekten son derece kritik diyebiliriz. Türkiye de bu durumun farkında ve hava savunma sistemi ailesinin en değerli üyesi olan siper sistemimiz uzun zamandır geliştiriliyor ve paylaşılan videoyla ilk kez ateşlendiğini hep beraber görmüş olduk aslında. Bu gelişmenin dış basında yankı bulmuş olmasına da şaşırmamak lazım. Türkiye'nin hava savunma sistemi ailesinin en önemli üyesi olan Hisar-U sistemi yerli ve milli olarak üretildiği için Patriot ve S-400'den çok daha değerli olarak görülüyor. Sonuçta bir sistemi üretmek, geliştirmekten daha zordur. Sistemi ürettikten sonra kısa zamanlar içerisinde sistemin üstüne ekleyerek gidebilirsiniz. Bu yüzden ilk başta S-400 seviyesinde olmasına gerek yok. Daha sonradan gelecek yükseltmeler ve güncellemelerle beraber sistem sürekli kendini geliştirecektir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.